Star Construction İşte Hayat programını sunar. İyi akşamlar. İşte hayat yolculuğumuz başlıyor. Çok yönlü sanat çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiren çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız bu gece. Evet, yaptığı koreografilerle hem ülkemizde hem de yurt dışında, Türkiye'de olsun, Türkiye dışındaki ülkelerde olsun, ülkemizi başarıyla temsil eden bir kişi. Ülkemizden bir isim, moda tasarımcısı Abdullah Öztaprak aramızda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, teşekkürler. Evet, sadece defilelerle değil, yaptığınız sanatsal çalışmalarla da ve son olarak da 21 Temmuz'da Parçalayanım, Parçalarım. Evet. Tek kişilik sizin yazdığınız, oynadığınız oyun. Evet. Aslında yolculuğumuz sizin ta çocukluğunuzdan başlayıp son tek kişilik oyuna kadar geleceğiz. Bu kısa sürede İyi değinmeye bakalım. Çalışacağız. Dilerseniz önce sondan mı başlayalım, sonra döneriz, öyle tamam. Yapalım. Sıcağı sıcağına oyundan bahsedelim. Nasıl düşündünüz? Ne zaman böyle bir oyunu sergilemek aklınıza geldi? Çünkü Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle de sizin köyünüz olan Gaziveren'de evet. Sahneye koydunuz ve büyük de beğeni topladı. Evet, evet. Yani bu kafamda olan bir hikayeydi. Yaşadığım bir hikayeydi. Çocuk yaşta evet. Dahil olduğum aslında çok travmatik, kötü bir olaydı. Evet. Ve bunu dünya çocuklarına adamak istedim bu olayı. Çünkü savaşların en büyük mağduru çocuklardır. Evet. Gazze'de hala daha devam eden, Ukrayna'da devam eden, evet. Belki de şu an farkında olmadığımız, konuşmadığımız birçok yerde devam eden konular bunlar. Hikaye baktığımız zaman aslında ülkemizde dahi çok insan bilmiyordu bunların bu kadar bu boyutta bu şiddette olduğunu. Ama ben bu oyunu hazırlarken hiçbir şekilde etnik veya nasyonal A ülke, A ırk, B ırk, millet demedim hiçbir şekilde. Çünkü bu gerçek bir global ağrıdır, global bir sancı ve travmadır çocuklar üzerinde özellikle. Bunu işledim ama bunu işlerken yine aynı zamanda artık ben sanatsal konuları daha maksimalist ve daha kalabalık kullanmayı seviyorum. Yapmış olduğum heykelleri kullandım. O sembollerle, daha objelerle adlandırdığım hikayeleri. Yine bunun yanında bestelemiş olduğum müzikleri, 4 tane müzik kullandım, kendi müziklerimi kullandım. Senaryo zaten benimdi. Evet. Oyunculuk da benimdi. Çünkü diyorum ya, sadece moda tasarımcısı diyemiyoruz. Önemli bir sanatçısınız. Sağ olun. Oyun, şiir, evet. Yazım, müzik, hepsi sanatın her bir dalına neredeyse bir dokunuş yapabiliyorsunuz. Evet. Bu olayda esas en son yaptığım bir sunum vardı. Onu uzun zaman sakladım, ortaya dökmedim çünkü yapmış olduğum teknik çok özeldi, çok belki de hiç yapılmadı. Bir boyama tekniğiydi ve o boyama tekniğinde kullandığım cümle oyunun repliklerinden çok özel bir tanesi İngilizceydi. Zaten oyunu bir İngilizce'de yurt dışında devam ettireceğim. Şu an yurt dışı teklifleri geliyor oyunu taşımam için. Ne güzel. Evet. Ancak şunu düzeltmek isterim insanlar. Ben modacı değilim. Ben modaya zaten şeyle inanmıyorum. Moda bir kapitalist şeydir, sürükleyici bir sistemdir. Ben buna inanmam. Her birey kendi kimliğinde ve kendi özgün stilinde olmalı. Güçlü kişilik budur aslında. Ama moda denen akımla sürüklenirsek, coğrafyamızı, iklimimizi, kültürümüzü, geçmişimizi önemsemeden kopyalanmış küçük küçük esir kümeleri olarak devam ederiz kapitalist algıda. Evet. Ama moda deneni uyarlamak da modacılık değildir açıkçası. Uygulayıcısınız. Tasarım kısmını evet seviyorum ama çok yönlü tasarımları yapıyorum. Modaya ilk geçiş yapmam nedeni biliyorsunuz belki. Ben aslında ODTÜ'lü bir kimyagerim. Evet, kimyagersiniz ama onlara geçmeden dıştan aslında bu parçalarının parçalarımın kısa bir kesidini izleyicilerimiz ekranına getirelim. Sonrasında sohbetimize, muhabbetimize burada devam edeceğiz.
21 Temmuz'da bu okulun bahçesinde biz bu köyün insanları olarak o kadınlar, o çocuklar, o yaşlılar hepimiz bu kapının önüne dizin dizin dizin. Bir anda bir patırdı. Çat 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 çat. Yaşayanlar gibi. Deliler gibi kurşun yağıyordu. Deliler gibi kurşun sesleri ve bu okulun, bu orta sınıfın, benim kaderimdeki sınıfın sütununa çarpmış bir bomba orada parçalandı. Ve gözümü açtığım anda bu odaya sokulmuş bütün kadınlar, bütün çocuklar, ayakkabıları, her şeyleri, kendileri savrulmuş bir şekilde ortada duruyordum, yatıyordum, kan götürüyordu bizi, hepimiz. Deliler gibi kıskandım, deliler gibi özendim. Onların babaları burada, benim babam neden gelmedi diye. Ve ben babamı özlemiştim. Ve ben kendi içimde bağırmayı bırakın, artık kontrol edilemez, o uslu çocuk deli bir çocuğa dönmüştüm. Baba, baba, baba gel artık! Yıllarınıza o döneme gittiniz ve orada hissettiklerinizi, duygularınızı, yaşadıklarınızı izleyicilere aktardınız. Oraya gelen gazivereniler de muhtemelen o yıllarda yaşamış olanlara da geçmişte yaşanan maalesef o acılı olayları tekrardan yüreklerinde hissetmişlerdir muhakkak. Nasıl dönüşler oldu size? Çok güzel, çok güzel. Bir defa şeydi, kimse bilmiyordu. İşte herkes, aman neden gaziveren, işte uzak, neden ilkokul, işte sahne kurmak zor, izleyiciyi oraya toplamak zor. Ama nedenim vardı. 50 yıl önce o gece o okulun önünde dizim dizim dizildik, sınıflara paylaştırıldık ve 21 Temmuz sabahı bahsettiğim olay oldu. 50. yılıydı bu yaşananların. Evet. Ve o gece hepimiz orada duydukça bu olayı paylaşırıldık. Ama tabii şu vardı, izleyicinin bir kısmı da şeydi, dışarıdan gelen insanlardı. Şimdi iki tip değerlendirme vardı. Ben onun bir de etnografik değerlendirmesini yapıyorum. Çünkü kameralarla, röportajlarla öncesini ve sonrasını da yaptım. Hani his algı neydi? Dışarıda olan insanlar da çok etkilendi bu olayla alakalı. Bunu biraz da psikolojik dokunuşlarla götürdüm. Hatta Aslı Bugay Sökmez var, psikolog, uzman, profesör arkadaşım. Ona da danıştığım noktalar olmuş öncesinde. İşte ruminasyon dediğimiz zihinsel geviş getirme, zihinsel boşalma, bunlarla alakalı. Aslında biz onlarla, izleyiciyle birlikte bir koruminasyon yaptık yaşananlarla alakalı. İşte bir takım yaşanan korkunun ta embriyo döneminden bize aktarılabildiğini, işte ırsi olarak bize yüklenebildiğini, bendeki şeyleri çok rahat tanımladım. İşte bazısı bunu söyleyecek misin? Abi söyleyeceğim tabii ki. Bana göre çok önemli bir silik sahnesi var. Evet, evet. Evet, yani çok önemliydi. Onu biliyorum ve biz de montaj yaparken evet. Hatta böyle bir konuşma, acaba onu koysak mı koymasak koyun mı? Canım, koymasak mı tabii diye. Ki. Rumların gece sınıfa geliş sahnesi. Rumlar da demeyeceğim. Yani insanların gelişi. Biz evet etnik olarak yaşadık. O defteri o şekilde kapatmak isterim. Yani bu bir düşmani bir yaklaşım veyahut da olay körükleme değildir. Dünyada çocuklara zarar verilmesin kardeşim. Mesela dünyayı sorguluyorum bir yerde. Sen hiç düşündün mü bu çocuk ne olacak büyüdüğü zaman? Sen hiç düşündün mü bu çocuk bu travmaların altından nasıl kalkacak diye? Ve şu çok ilginçti Sevil Hanım. Olay yaşadık Temmuz ayında. Kimse suçlu değil. Çünkü yeni bir sınır oluşmuş, yeni bir hayat başlıyor. Abi biz Eylül ayında o sınıflara tekrar girdik. Kanlar duvarlardan silinmiş, sınıflara masalar sandalyeler konmuş ve biz oradan mezun olduk. Evet. Yani bunun bir çocuğun bilinç altında nasıl izler bırakacağını kimse düşünememiş. Art niyet yok o böyle. O yıllarda onu da düşünebilecek kimse bir durum düşünecek yok. Çünkü, yoktu zaten. Mesela şey konusunu, babamı özleme, kıskançlığı ciddi ben hissettim ya. Ben kıskançlıkla tanıştım, tuttum, dokundum, bana battı kıskançlık. Ve orada işte direkt gerçek isimleri kullandım. Hani kimleri çok daha iyi anladım. Empatilerim kimlerle beni daha çok yaklaştırdı, bir araya getirdi diye. Evet.
Yani herhalde bugüne kadar yaptığım profesyonel işlerimden bir tane, en mükemmellerinden, en hissettiklerimden birisi de budur diyebilirim yani. Çünkü çok isteyerek çok ve isteyerek, sizin hayatınızdan önemli bir döneminden yaşanılmış olayları sahnelemiş oldunuz. Evet. Mesela şeyden emin değildim. Hani bu oyunu oynadıktan sonra acaba lastik gibi bir anda boşalacağım ve bitecek mi? Çünkü bu misyondur yani, ben bunu taşımak istiyorum her tarafa. Bakın kardeşlerim, bu budur. Çocuklara bunu yaşatıyorlar. Çocuklar bu noktaya geliyor. Dünya kendine geliyor. Biz dünyaya karşı tepkiler verebilelim. Yani her aklına esen savaşa rahatlıkla gidemesin. Toplum içindeki duruşlarımızı sergileyebilelim. Ama yani bir görüm ki şu an izlediğimde bile yani gerçekten şey... Ha, bu mesajı vermek istiyorum diyorsunuz. Farklı ülkelerde de yani sahneleyeceksiniz. Sahneleyecek. Zaten şu an geliyor ve çok üzücüydü ki belli yerlerde, belli noktalara giden davetlerde bir geri dönüş bile yapılmadı. Bu üzücüydü. Ülkede gördüğüm bazı şeyler var ki çok daha minimal, çok daha magazinsel olaylarda insanlar kendilerini göstermekten çok daha keyif alırlar. Halbuki bu ülkede en anlamlı gün ve gece o geceydi. Bunun ikincisinde telafisi yoktur. Ve ben isterim ki insanlar ciddi araştırmacı olsun. Bir olay, bir performans araştırılsın. Siz resmi makamlarsanız, siz toplumla ilişkiyi kuran mercilerseniz ve öyle olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bunu yapmanız gerekir sizin. Ama maalesef öyle değil. Berat'a sağ olsun zaten oradaydı. Öncesinde de geldi arkadaşlar. Gece de oradalardı. Yine aynı şekilde Türkiye'den önemli kanal, isim verebilir miyim bilmiyorum. Onlar da muhakkak vardı. Muhakkak ki kaçırmazlar. Onlar da vardı. Ve çok güzel şey, misyon olarak taşıdılar. Yine bir üniversitenin kanalı oradaydı aynı şekilde. Ben bu bir misyondur. Bu aslında bir ciddi bir lobi çalışmasıdır insanlık adına da değerlendirildiğinde. Umarım istediği yerlere, başladığı hızla devam edecek ve gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü yaptığınız yani yurt dışında olsun, ödülleriniz de var biliyoruz. Düz bir defile gibi düşünmemek gerekiyor. Az önce modayla, aslında modayı nasıl tanımlarsınız diye soracaktım. Program başında da aslında söylediğiniz sizin tasarım, moda ile ilgili düşüncelerinizi ve tam anlamıyla bir modacı ya da moda tasarımcısından ziyade farklı noktalarda kültürel geçmişi de taşıyan çok yönlü bir şekilde bunun bir parçası gibi aslında yaptığınız çalışmalar değil mi? Yani defile, giyim, kıyafet kısmı. Benim kıyafetlerimin hepsinin bir dili vardır. Evet. Benim kıyafetlerimin bir satış kaygısı yoktur. Birçok yerde benim kıyafetlerim için heykeldir deniyor. Bazı özellikler, şimdi bu dünya birinciliklerini kazananlar için özellikle. Bu yavaş yavaş burada da oturacak. Mesela bundan 15 gün önce de biliyorsunuz Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali'nde Tekşehir'de Cümbezi. O inanılmaz çok ses getirdi. O da çok davetler aldı. Orada çok ciddi teknoloji kullandım. Kalabalık bir ekiple bir aradaydım. Kostümün dili, kronolojik akım. Evet, onunla ilgili de aslında fotoğraflarımız var. Ekrana getirirsek, madem ki orada da yeri mesela, gelmişken. Özür dilerim, şey diyeceğim. Mesela Abdullah Sopran'ın defilesi, çok saygı duyuyorum yani yazan arkadaşlar da onu. Beni ilk günden o title'la, o ünvanla alıp götürmüşler. Evet. Ama artık bunlar sahne gösterisidir. Ama herkesin hatırına. Yakın bir zamanda gerçek bir planım var. Gerçek bir Abdullah Sopran defilesi. Yani commercial, nasıl diyeyim yani bir piyasa değeri olan, giyilebilir, kullanılabilir, yön gösteren, stil gösteren bir runway defile yapacağım. Evet. O defileyle sahne gösterisinin farkını ortaya koymak için. Bu da güzel ama işte. Yani farkı ortaya olsun. Bu da şimdi sahnelerden de az önce tabii şimdi karışık yine geliyor. Öyle bu mi? Parçalayanım derdi. Farklı sahneler. Bu eski Cümbez. Evet, eski Cümbez olabilir. Cümbez 3 kez oldu. Cümbez artık bir eserdir. Cümbez artık o da sizin de yine özdeşleşti. Yani, varım varlığım yine o da bir eser olarak kabul ediliyor artık. Ki ben bunlarda artık yepyeni bir takım çalışmalarım var. Evet. Cümbez ağacı bence bizim için çok özeldir. Çok özel bir temsiliyeti vardır ve çok ciddi bir ağızdı benim kullanmaya başladığımdan itibaren. Evet, bizim arkadaşlarımız da Mausa Bürosu sık sık Cümbez'le ilgili haberini yapar, ağacın özellikleriyle ilgili zaman zaman da yayınlarız. Ama orada yine o tarihi dönemi aktardınız, kıyafetlere yansıttınız. Evet.
tüm şehri kapsayan değil mi? Evet. Mausa'nın tarihini keyifle yaptım. Ben Mausa'yı zaten çok seviyorum. Mausa bizim adamımızın en önemli şeylerinden birisidir. Yani bütün etniklerin buluştuğu, tarihin çok hızlı aktığı, dinamiğin çok yüksek olduğu bir deniz kasabası, şehri diyelim. Ve barındırdığı çok ciddi bir kültür var. Ama ben çocukken de öyleydim. Şimdi çocukluğumu daha iyi çözüyorum. Evet. Mesela Mausa'da o surlar falan bana çok heyecan verirdi. Çünkü ben her şeyin, o taşın da canlı olduğuna inanıyorum küçüklüğümden beri. Ve o taşlara dokunduğumda bana bir mesaj ulaşıyordu her zaman. Tanımlayamıyordum. Belki şizo bir kafa bilemem ama ben oradan mesaj alıyordum ve büyüdükçe daha gördüm. İşte onlar bana Kornaroy'du, onlar bana Barnabas'tı, onlar bana diğer hikayeleriydi. Mesela Shakespeare çok önemli bir noktadır yakalamamız için. Onu güzel geliştirdim. Kargalarla ilgili dans ve benim Türkiye'den getirdiğim profesyonel dansçılarla beraber kullandığım, yer verdiğim gencecik dansçı arkadaşlar inanılmaz güzel bir performans gösterdiler. Çok hoşuma gitti tabii. Çok keyifliydi. Peki nasıl bir çocukluk geçirdi Abdullah Öztoprak? Evet, parçalarım kısmında anlattığınız kısımlar da var ama genel anlamda nasıl bir çocuktu? Allah'a şükür annem babam tarafından çok sevildim. Kız kardeşim var, tek bir tane. Evet, şu onunla anda ilişkin, bize... Evet. Tabii fotoğraflarımız annemle biraz doğal olarak eskiden albümden çekilmiş olduğu için bu şekilde biraz... Size şey yani scan yapıp gönderemedim falan. Evet, sıkıntı değil bir şekilde kız de. Kız kardeşimle. Vallahi iyi bir çocukluk geçirdim Allah'a şükür. Ya ben şanslıydım, güzel bir aileye düştüm. Bir de kız kardeşim. Bir de kız kardeşim var. Evet, iki kardeşiz. Babam narinciyeci, bahçeci. Annem ev hanımı. Babam o bölgenin komutanıydı. Biz aslında babamı ben çocukluğumda çok fazla görüp yaşayamadım birlikte. Hep böyle bir yoğunluk vardı. Mecburi duruşlar vardı. Sonra Gazi Veren İlkokulu'nda ilkokulu bitirdim. Gazi Lisesi'ne kısa süre gittim. Sonra Türkiye'de o anarşinin yaşandığı dönemlerde ara sınavlar vardı, kontenjan sınavları. Türk Maarif Koleji'ne geçtik. Oradan mezun oldum. Nasıl bir çocuktum? Aslında efendi ama içinde kendi kararları olan ve kendini hep çözmeye çalışan bir çocuktum. Bence olgundum ve beni olgunlaştıran bu yaşadıklarımızdı. Çünkü bir de şarkı var burada yazdığım. Yani 8 yaşında bir çocuğu artık sen büyüttün diyor bu ben şeye, yaşananlara. Evet. Doğal olarak biliyorsunuz. Çünkü yaşanan olaylar insanı daha çok büyütüyor. Yani şu an bile düşündüğümde içim daralıyor. Çünkü kendimi çözdüm artık o günler için. Ama yani görüyorum ki çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında hep böyle bir sahnede olma aşkı varmış. Aslan burcu. Alkış seven. Evet, onu tabii aşkla daha iyi şey yapacaktır, yorumlayacaktır ama. Haklısınız. Sahnede olma aşkı, onu da mı yine böyle ilkokul zamanlarında ilkokulda, mı? İlkokulda keşfettiniz. Monologlar çünkü orada gönderdiğiniz fotoğraflar lise görüyorum. Evet. Sahneliyorsunuz, hep sahnedesiniz, hep bir mikrofon önündesiniz, ya şiir okuyorsunuz. Doğru. Evet, şu anda da yine. Mesela 23 Nisanlar'da Gazi Veren'den başlarsak monologlar yapardım. İstiklal Marşı ben yönetirdim. Nur içinde yatsın, Şerif Hoca'nın vardı. Abdullah'ın dersi derdi, resim dersi için. Sonra Hatice teyzem bahsettiğim bu oyunun içinde olan Sıtkı amcalar, onlar beni çok güzel geliştirdi. Rahmetli amcam baş öğretmendi. Yazı kısmımı, öykülerimde beni çok cesaretlendiriyordu. İşte bulamadım, size gönderecektim. Dostluk ve kardeşlik diye ödüller almaya başladım. İlk çocukluk yıllarım vardı. Sonra babama özlem diye bu babamın esirlikten gelme sahnesiyle ilgili ki o beni çok etkilemişti. Onunla ilgili ödül kazandığım şeyler vardı. Sonra kolejde Gaye hocanım, Pembe Deli Kurt, Aysel hocanım, Şerife hanım, bu hocaların, Hülya hanım, bunların benim üzerinde çok büyük etkisi vardı. Bir de Fransızca hocamız vardı, Monsieur Külas. Müsamerelerde yer alıyordum ama en son yaptım yapacağımı, yine ben oyun yazıyorum hocam dedim. Oyun yazdım. Cupid's Game diye bir şey, Çingene Gecesi'nde Eros'un aşkı yönlendirme hikayesini müzikal olarak yazdım. Bir de oyun yetmez gibi müzikal yazdım. Hep sanatsal yönünüz güçlüymüş. Güçlüydü. Yani onu öğretmenleriniz de fark etmiş. Fark etti. Aslında ben çocukken oyuncu olmak istiyordum. Nur içinde yatsın babam.
ülke koşullarını bildiği için. Onu diyeceğim. Yani bu kadar sanata düşkünlük varken, sanata eğilim varken ve bunu da aslında ortaya koyarken o yıllarda. Evet. Yani bunu gözle görülür bir şey. Sadece dilinizde değil. Bunu gösteriyormuşsunuz. Yani sahne alarak, tiyatro, evet, işte yazarak, çizerek, belliydi, resim güçlü. Donanımın belliydi. Nasıl oldu kimya? Yani o kimyaya geçiş. O daha da ilginç oldu. Evet yani. Nasıl oldu biliyor musunuz? Babam şeyi onaylamadıydı. Haklıydı da. Babam oyuncu olup ne yapacaksın? Kıbrıs'a gelsen ne olacak o ki? Yıllarda. O yıllarda çok daha böyle iş koparan bir sektör değildi. Bir de şey vardı. Çocuğumuz Kıbrıs'a dönecek. Tıp doğrudu. Olsun, tıp okusun, ben, tıp, o tarz, evet, şeyler. Evet, doktor olsun. Abdullah doktor olacak. He, inanıp gidiyorduk. Bir de İngiltere'ye gidecektik sözde. GC'lere hazırlanıyoruz. Bir gittik İngiltere'de. Babam sevmedi oraları. Annem de sevmedi. Tam Türkiye'de de artık 80'ler oldu. Değişiyor, anarşi bitti, evet, falan. Bir senede apar topar dershanelerde belli bir ekiptik, bir gruptuk kolejde. Hazırlandık Türkiye sınavlarına. Sınava gireceğiz. Hocalar beni popolar. Abdullah senin iki tane tıp yaz olur falan diyorlar. Şimdi ben Şahin Tepesi'ni izliyordum o yıllarda. Şahin Tepesi'nde de bağlar, şaraplar, şarap evleri. Ben de diyorum ya biz narenciye yapıyoruz, portakal yetiştiriyoruz. Ben de o zaman meyve sularını çıkarırmış. Benim daha o dinamik daha çok hoşuma gidiyor. Ne yapacağım ben yani? Gerçekten ben doktor olamazdım. Yani şeyim, uyumum kolaydır. Ama mutlu olmak bambaşka bir şeydir. Allah'a binlerce kez şükür ederim ki ben vallahi hep mutlu olduğum işler yaptım. Yani evet, çok minnettarım. Yani her şeyi ben hobi gibi işlerim oldu benim hayatımda. Sonra bir girdik sınava. En kötü sınav dönemiydi o zaman. Sonucunu al da tercih yap değil. Tercihlerle beraber giriyorsun sınava. Bir çıktık, evet, sınavdan babama dedim. Yani babama derken ne? Babam böyle otoriter, baskıcı bir adam değil. O diyaloglarım güzeldi. Ya ben dedim, İki tane tıp yazdım. Bunlar tutmayacak. Ot diyor tutacağım kimya. Hadi be oğlum bekle bakalım. Çıktı kimya. Evet. Gittim. 7-8 kişi gittik zaten aynı sınıftan. Başladım. Sonra sanayi kapatıldı burada. Sanayi kapatıldı. Akademiyi denedim. Master yaptım. Mutsuzdum. Sonra turizm işine dedim babama girelim. Biz yumurtalarımız bir sepette olmasın. Ülke değişkendir. Turizm gelişecek. Türkiye'de büyük bir pazarlama şeyi aldım. Tecrübesi aldım. Sonra Kıbrıs'tan kredilenerek bir tatil köyü aldık. Onu ben Ankara'dan İstanbul pazarlama ofislerini kurdum. O işleri güzel götürdüm. Sonra ekonominin orada devalüasyonların yaşandığı bir dönemde işler durağanken böyle yarışmalara kıyafet gönderiyordum keyfine. 2001'de yaşanan bir devalüasyon vardı o yıllarda mı bahsediyoruz? Şeydeydi. Bülent Ecevit, Ahmet Necdet Sezer anayasa kitapçının fırlatıldığı dönemde. Biraz daha 2004'lere de yakın bir şeydi. Doğru yani doğru tespitlerde 2001-2003 olabilir. Çünkü burada 2001'de bir devalüasyon yaşamış. Ben Türkiye'dekindeydim. O bankalar bizden, evet, sonra. Yok. Ve ne oldu? Arkadaşlarım gördü. Oğlum sen Apo derlerdi bana. Apo manyak mısın oğlum? Gir işte yap işte bak neler yapıyorsun. Şu bu gaza geldim. Boş zaten turizm yapamıyoruz. Bir yıl şey tuttum Moda Evi diye kiraladığım yeri. Ne yaparım diye. Sonra tamam ya dedim bu iş olacak. Girdim ilk defilemi yaptım ve patladı olay. Kimyagerlikten insanın kimyasına inmişsiniz. Evet, 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 yani evet. İnsanı çözmeye, evet, başladınız. Orada da ne oldu? Benim bütün niyetim ama şey diyecektim size mesela tıp falan derlerken de bana ben biliyordum sanata geçeceğimi bir şekilde. Hep dedim yani belki savaş beni büyüttü. Hep kendimi tanıyarak çözümlemiş olarak gidiyordum. Yani üç adım önden gidip kendimi seyrediyordum. Modaya da geçerken asla işte böyle bir üreteyim, fabrika açayım, tonlarca insanlar giderim hiç öyle derdim yoktu. Sahneydi. Ya. Ben gerçekten bir sahne adamıymışım yani. Sahnede çıktığım anda devleşiyordu şovlarım. Devleşiyor. 3, 5, 8 artık bütün medya gördü. Bir de İstanbul'da yaşamıyorum. Ankara'da yaşamaya da ısrar ediyorum. Çünkü İstanbul'a gidersem biliyorum ki yerleşik sistem beni... Ben fark etmeden yok edecek. Çünkü rakip sevmezler. Evet. Ne yaptım Ankara'da? Taşralı muamelesi görerek. Daha aman bunlardan bir şey çıkmaz diyerek. Ben yurt dışında işlerimi geliştirdim. Ödüller kazanmaya başladım. Medyada daha oturaklı bir yer aldım. Sizi uzaktan izledi İstanbul. Ve evet, Abdullah Öztoprak ismi oluştu. Yerleşti o zaman artık. Evet, evet yerleşti. Yerleşti. Düşünün yani bir marka Philip Morris lansmanını benle yaptı.
oradalarda yapmaktansa tercih ettim. Sonra şey yurt dışı Türkiye temsilcilikleri. Ve orada da her zaman ya kazandığım bütün ödüllerde Türkiye adına dahi Türkiye'de ben Kıbrıslı Türk tasarımcı Abdullah Öztoprak'ın yaptığı tasarım Türkiye'ye dünya birinciliği kazandırdı dedi. Evet. Hiçbir zaman asimile edilmedim. Hiçbir zaman kimliğim örtülmedi. Hı. Hatta gittiğim mesela şeye gitmiştim Türkmenistan'a sanırım yine bir ödül almaya. Benim ödülüm böyle masa altı falan gelirken hoşlanmadım. Evet. Heyet başkanlarından birisi işte Akdeniz'in ortasından bir Kıbrıslı Türk deyince çıktım ben. Ben dedim Akdeniz'in ortasından geliyorum ama siz dedim bütün devletler benim devletimi tanımıyorsunuz dedim. Ben buraya gelecek pasportum yoktu bunu dedim. Söylemekten de çekinmediniz. Hiç çekinmedim. Söylediniz. Bana dedim geçici pasportu Türkiye veriyor ve Türkiye ile bu pasport üzerinden gelip bu ödülü alabiliyorum. Umarım dedim bir 5 yıl sonra kadeh kaldırdım. Bizi tanıdığınız için ben size teşekkür için bu kadehi tekrar kaldıracağım dedim. Öyle yaptım yani her yerde şeydeyim yani... Kör bir milliyetçi değilim bunu herkese söylemek istiyorum. Çünkü bazen beni şey yapıyorlar hani körü körüne giderim. Hayır kritiğimi yaparım, eleştirilerimi yaparım. Benim istediğim, idealize ettiğim özgür, bağımsız, üreten, dünya ilişkileri güçlü, etnik kökenlerini çok iyi bilen, tarihini çok iyi kabullenmiş ve realist bir şekilde giden bir toplum olmamızdır. Ayakları yere basan, küsüp kaçan olmayalım. Küsüp kaçmakla bir şey çözmeyeceğiz. Unutmayalım bütün boşluklar doldurulur. Biz boşluk yaratmayacağız ki bunlar böyle olsun. Ben neden buradayım? Ben bugün Avrupa'da bir yerde olsam işte en son İtalya'da evet. Akdeniz Avrupa mükemmeliyet ödülü verildi bana. Değil mi? Tabii en ki, son aldığınız ödül buydu. En son aldığım ödül oydu. Bu ödülü biraz açacak ayrıntılarına inecek olursak oradaki o mükemmeliyeti verme kriterleri neydi? Sürdürülebilirlik mükemmeliyet deniyor zaten. Evet. Neden? Takip ediliyormuş. İşte yıllardır bu adam aynı stilde giriyor. İşte tarihe değiniyor, sosyolojiye değiniyor, insan haklarına, gerçeğe, tarihe dokunuyor. Ve bundan da hiç şey yapmadı, sapmadı. Stil yarattı kendine ve sürdürülebilir bir marka oluşturdu diye. Güzeldi işte. Türkiye'nin teknik direktörüyle beraber aynı yerde ödül aldım. Bunlar da önemli, prestijli şeylerdi. Onun ardından Milano'ya gittim. Milano'da çok önemli bir çekim yaptım. Orada da çok değer verdiler. Bir Kıbrıslı Türk olarak yaptığım White Milan diye bir gelinlik serisi çektim. Hatta bir tane parça var. Umarım yakında onu çok büyük bir sürpriz olarak ülkeye çıkaracağım. O da çok keyifle çalıştı. Gelinlik olarak mı? Hepsi gelinlikti ama bendeki gelinlik benim kafamdaki gelinliktir. Hı-hı. Yani bir ticari anlamdaki gelinlikçi gelinliği var. Evet. Bir tasarımcı gelinliği var. Bu bambaşka bir karakterdir. Evet. Bu peki, çıktığı zaman göreceğiz. Koleksiyonlarınızı yani nasıl hazırlıyorsunuz veya sahne gösterilerini? Bunların hazırlık aşaması nasıl oluyor? Nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi sahne gösterileri bir vurgu yapayım. Bazen bazı gösteriler için sıfırdan üretilenler var. Bazen revize edilenler var. Bazen de öyle kıyafetler var ki bir tiyatro eseri gibidir. Onlar karakteristiktir ve orada duruyor. Mesela varım vardığımda kraliçenin adaya gelişindeki kostümü hala daha benim kalbime dokunuşu değişmemiştir mevcut kıyafette. O değişmez. Mesela şeytani duyguların olduğu değişmez gibi bir takım bunlar var. Bir takım revize ettiklerim vardır. Bir takım da yepyeni ürettiklerim vardır. Ama hepsi hikayesel dokunuştadır. Yani ama içinde moda tekniklerine yönelik dokunuşlar vardır. İyi bir modacı incelediği zaman işte Pilisen'in tekniği vardır, nervür vardır. Yani dümdüz bir kostüm yaratmayı sevmiyorum. Ya da bu teknikleri özelde aldığınız eğitimlerle ve kendinizi geliştirerek değil mi? Ben özelde aldığım eğitim almadım. Ben alaylı yetiştim. Alaylı, tamam. Ama minnettarım yani bak buradan da tekrar söylüyorum. Ben bu işe gireceğim dediğim zaman önce bir kursa gittim yazılıyım. 15 gün boyunca hep söylüyorum bana çaydanlık çiziriyorlardı. Ya hocam diyordum ben ressam olmayacağım. Bırakın çaydanlığı çizemeyim. Bana bu işin matematiğini öğretin. Anatomik matematik nedir? Bana tekstilin türünü öğretin. Ney neye uyarlıdır? Bunları anlatın bana hızlandırılmış kurs verin. Çok uzayacaktı. Toparladım dosyalarımı ayrıldım. İlan verdim terziler aranıyor diye. Evet. Yani ellerini öperim.
Ankara'nın en iyi ablalarıyla çalıştım ben. Ve beni evlatları gibi sevdiler. İnanın evlatları gibi sevdiler. Ve onlar, abi bu böyledir, oğlum bu böyledir, oğlum bu böyle olacak, oğlum şu olacak. Mesela ben dikiş dikmem, bilmiyorum yani makinenin önünde oturayım. Çünkü bu bana ayrı bir zaman kaybıydı. Ama mühendisliğini çok iyi biliyorum. Yani bir bedenin üzerinde nerede hata yapıldı. Bir orkestra şefi gibi yönetip ortaya tezleri yönlendirip neyi ne şekilde yapacaklarını, hangi parçayı, hangi kumaşı neyle birleştirecekleri, renkler. Evet. Çünkü yine söylediğiniz bir çocuğunuzla bir resmi de seviyordunuz. Tabii her ki. Ne kadar çaydanlığa laf etmiş olsanız da. Tüm bu dokunuşlarla ortaya bir Abdullah Öztoprak tarzı ve stili çıkıyor. Evet, aynen öyle. İşte bu ne zaman anladınız? İşte bir Abdullah Öztoprak tarzı var. Kişiler baktığında nasıl bunu anlıyor ya da otorite kişiler özellikle bu moda dünyasında işte Abdullah Öztoprak'ın tarzı, onun dokunuşları var dedirtebilmek noktasında öne çıkanlar nelerdir? Şimdi sanatsal aktivite dersek, sahne gösterisi vesaire, orada anlarlar. Çünkü maksimalisttir. Çünkü işte mesela son bir hoca, çünkü ben bir de şey yaptım, sanat master yaptım pandemide, bunalıma girip ikinci bir master yaptım. Orada hocalardan biri dedi yani, Abdullah kabul etmek lazım. Önce beni eleştiriyorlar. İşte daha minimal, daha minimal. Olamıyorum ya ben minimal. Yani ben bir tane yuvarlak çizip bir şey yapamam. Ben 32 tane şekille ifade etmeyi severim. Çünkü ilintiliyim onu. Belki kimyadan gelen sentez kaygılarımdı. Bunları yapıyordum. Ama oradan şey çözdüler işte, sen kalabalık çalışan ve gross çalışan, büyük çalışan bir adamsın. Yani senin artık stilin budur, bunun üzerine git, dünya bunu çok sevecek diye. Evet. Mesela bazı yerler şey diyorlarmış, he's a factory of, işte bir fabrika gibidir. Gittiğinde çok şeyi bir araya getirip sana ürün çıkarabilecek bir kafa yapısı vardır. Fakat kostümde şey var ya, çok şey kaygım yoktur mesela. Giyilebilir kaygım hiç yoktur. Dönem yoktur. Ve şeylerdir. Kesinlikle kadın bedenine oturandır. Ama bir yerde abarandır, abartılandır. Erkekte etekmiş, pantolonmuş, şortmuş hiçbir derdim yoktur. Çünkü ben onları, herkesi unisex düşünüyorum orada. Ve şeyin ruhsal gücünü ve rengini koymayı severim şeylerin, modellerin orada. Mesela modellerimi de seçerken ben hiçbir zaman o çok güzel olsun değil. Bazen öyle bir cılız var ki, ama bir bakış var o gözünde, bitirir ortalığı. Evet. Onlarla onu yapıyorum. Fakat şunu keşfettim. Kişiye özel tasarım da yapıyorsunuz. Yapıyorum, onları da yapıyorum. İşte orada o kişinin ruhu, kimyasını çok ortaya önemlidir. Çıkarıyorsunuz. Aynen. Kişiyle de konuşup herhalde. Terapi onun, gibidir. Evet. İlk görüşme terapidir zaten. Onu çözümlüyorum, analiz nasıl ediyorum. Nasıl mutlu olacak, ne giyerse mutlu olacak. Bir de şu vardır, yani bazen ters yüz olur karşınızdaki. O kendini öyle düşünüyor ama işte bir takım küslükleri vardır bedeniyle. Sosyal çevresiyle, haliyle, ruhsal durumuyla. Kadınların belli bir yaş dönemi var. Biliyorsunuz ki kendilerine küserler, özgüvenlerini kaybederler. Onu barıştırıyorsunuz tekrar. Ve onun yeni döneminde aslında yine çok güzel bir kadın olduğunu hissettiriyorsunuz. Evet, psikoloji de işin içine giriyor. Giriyor. Benim mesela sloganımdır yani, ben bedeni değil ruhu giydiririm diye. Evet. Siz ruhu giydiremedikten sonra en mükemmel kıyafeti çıkarın, hiçbir şey yaramaz. Yani hiç istemediği ya da belki hiç hayatında giymeyeceği bir rengi bile aslında sizinle konuştuktan sonra değiştirebiliyorsunuz. Karşıdaki kişi de o memnuniyeti, isteği oluyor. Değil mi? Mutlu oluyor. Evet, ben de ondan mutluyum. Yani o mutlu çıkana kadar ben uğraşırım zaten. Ama çok yorucu. Yani haute couture çok yorucu. Günün sonunda ikna oluyor. Orta yolda buluşuyorsunuz ve öyle bir şekilde yani çıkıyor. Yani benim kaygım şeydir. O ruhun bunu benimseyerek alması gitmesi. Bir tek şeyi fark ettim bu sanatsal çalışmalarda. Şimdi yeni şarkılarım vesaireler oluşuyor ama bunlar da şey şarkıcı ve sahne şarkıları değildir. Daha epik, daha temalı olan, topluma iletişim kurabileceğim şarkılar ve parçalardır. Ciddi ciddi ben şeymişim ya, karanlık bir yanım varmış. Karanlık derken tehlikeli, kötü değil. Çok dipte. Yani sadece iki tane var böyle lay 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 şarkım. Gerisi hep şey, daha aşağıdan ama sağlam getiren, sonuç getiren. Bir tane işte bu hareketlilerden
Kıbrıs Ayı bu diye karanlık bir şarkı yan peki yansıyor mu zaman zaman? Dediğim gibi yine defilede düşüneceğim dediniz, farkını ortaya koymak için sahne gösterin, ama tabii sahne gösterilerini hazırlarken işte bir cümbez gibi orada sonuçta önceden var olan bir durum var. Anlatmanız evet. gereken ortada bir ve onun üzerine yürüyorsunuz. Çok güzel o şekilde. Sorular soruyorsunuz. Teşekkür vallahi, ederim. Burada mesela çok güzel bir nokta geçiyor. Evet. Evet yani o şekilde ilerliyorsunuz ama tamamen sıfırdan olacak olan bir şeydi. O karanlık yönünüzde çıkıyor mu? Onlara geçiyorum şimdi. Evet. Şimdi onlarla ilgili gösterilerim olacak. Artık şey, insanlar yepyeni hikayeleri görecekler. Evet. Yepyeni hikayeler içinde işte modeli de görecek, oyuncuyu da görecek, dansçıyı da görecek. Bazen sürrealist olacak bunlar. Bazen benim yarattığım bir hikaye ve kahramanlar olacak bunlar. Çok değişik yazım tekniklerim vardı. İnşallah sizin programımızda yine buluşacağız onlarda. Bunu da yaptım diye. Ya hayat kısa. Evet. Hayatı olabildiğince dolu yaşamamız lazım. Bu arada... Süremiz yok, bitmedi. Son 10 dakikamız tabii gecikmemize payak hesap ederek şu an çevirdim. Evet, tabii yolculuk uzun ama bir yerde de kısa. Hayat her an ne olacağı belli değil. Bizim programımızın da süresi belli olduğu için en azından kum saati bitene kadar devam edelim konuşmaya, sizi dinlemeye. Tabii yaptığınız çok işler var, ortaya koyduğunuz çok güzel, başarılı çalışmalar var. Kimleri mesela ünlü olarak, isim olarak verebileceğiniz, giydirdiğiniz birileri var mıdır ya da giydirmek istediğiniz dünyada yani, ya da... Yok, şöyle, hiçbir zaman aslında bu da çok dikkat çekiyor. Ünlü birilerini giydirmek istemedim. Türkiye'nin az solistlerinden de giydirdiğim oldu. O da başkentte olduğum için bazı ısrarlı yönlendirmelerdendi. İtalyan güzelini Dünya Güzellik Yarışması'nda giydiriyordum Viviana'yı. Fakat son anda National kostümü gidip başkasına yaptığı için bütün her şeyimi geri çektim. Onlar benim bunu yapacağıma inanmadılar. Ama ben dedim... Kırmızı çizgilerim var dediniz tabii mi? Tabii ben abiyeci değilim. Ben yani benim gece kıyafetimi giymem bana bir şey ifade etmez. Evet. Sen benim 6 tane dünya birinciliğim olan konuda giyeceğin kostüm... Ben bir Türk olarak, bir Kıbrıslı Türk olarak İtalya'nın ulusal kostümünü yapıp da dünya birinciliği kazandırmak benim için esas büyük başarıydı. Yoksa ben, bir dili olsun diyorsunuz tabii ki ya, değil mi? Dili olsun, bir anlamı olsun diyorsunuz. Tabii ve o pandeminin hemen sonrasıydı. Hollywood'da olacaktı o şey yarışma, hatta incelerseniz göreceksiniz. Geri çektim kıyafetleri, giyme hakkını geri aldım. Yani yaparım ben bunu. O şeylere çok koşmadım. Ha kimle iş yapmak isterim derseniz inşallah olacak ama biraz hızlanmamız lazım. Onun da benim de Madonna. Madonna'nın bir şovunu, Madonna'yı dizaynla, dansçılarıyla, her şeyle o sahneyi donatmak isterim. O çılgın ruhu mu sizi çektiğini diyebiliriz. O çılgın, ben çılgın. Düşünsene neler çıkarırız biz onunla. Yani hikayeyi aldıktan sonra. Peki o çıkarırken sonra, o neler hissediyorsunuz? Çok keyif alıyorum. Bir iş geldi diyelim ve işte mesela şu anda bir Madonna örneği verdiniz. Nasıl bir çalışma başlıyor? İlk olarak elinize kalemi alıp çiziyor musunuz, kafanızda mı her şeyi derleyip topluyorsunuz? Şöyle yaparım. Deniz kenarına mı kendinizi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Bir defa müzik bağlantısını kuracağım işlerde, ki müzik de bir dildir. Yani müzik kostümü de yaratır benim kafamda. Arabayla turlarım. Yani eğer beni yollarda, sokaklarda dolaşırken görürseniz boş boş, bilin ki bir şeyler düşünüyorum yapmak için. Onu öyle yaparım. Ama böyle bir proje olsa mesela Madonna gibi çok andık kadın, inşallah hayırlara varacaktır. Kesinlikle yüz yüze otururum. Göz göze konuşurum. Rahatım zaten. Açık yüreklikle söylerim. Mesela Türkiye'nin en tepe Tarkan'la diyeyim size o zaman. Bir projesinde Avia vardı o dönemlerde. Ankara'ya geliyordu ve kostümleriyle ilgili sorun vardı. Aradılar, sana gelecek ya, saçmalamayın falan dedim. Ben de daha yeni böyle palazlandığım dönemlerdir diyeyim. Vallahi dediler, şu inanmadım. Sonra aradı asistanı. Allah be dedi, konular var, siz de geliştirmemiz lazım bunu. Gittim ekibimle. Çok beyefendi zaten. Allah'a var çocuğum, adamım. Oturduk, yaptık. Ya ben mesela şey dedim, bu pantolonlar bence bol paçaya gitmemeli. Neden? Bacak boyunuz kısa dedim. Ya bunu saklamanın anlamı yok ki. Yani bunu savururken budur, şudur diye. Sonra başka bir iki şey de istedilerdi. Bir araya geldim ama denk getiremedik. Fakat ben şeyi severim. Yani
konser de dans olacaksa şov olmalı. Evet. Yani bir müzikal bir şov renginde olmalı. Yoksa sadece 5 tane dansçı arkada dans eder, şu bu. Hani saygım var, evet, ama benim tat alacağım işler değildir. Evet. Ama inşallah kalabalık. Şey doğru olacak. Evet. Siz kalabalık seviyorsunuz dedim. Seviyorum. O öyle de devam edecek, evet, anlaşıldı. Mesela şeyi yaptım Kıbrıs'ta. Kibarlık Budalası'nı devlet tiyatrolarının. Onun kostümlerini hazırladım ve çok keyif aldım. Çok kaliteli, evet, ve bence Kibarlık Budalası'na bugüne kadar yapılmış diğer tiyatrolarda koyarsak en güzel seçimlerdendi. Şeyi hazırladım mesela. PTT'de, Türkiye'de Pul Müzesi'ne giderseniz oradaki bütün tarihten gelen Osmanlı Tatarlarından son PTT memurlarına kadar bütün tarihsel kronolojik kostümleri ben hazırladım. Benim adımla duruyor. Azerbaycan'a bir tarih olunca yine, evet, Abdullah Öztoprak ismi öyle çıkıyor, evet, tabii. Azerbaycan'a giderseniz mesela bugün bizim burada yüksek mahkemeye dizayn ettiğim, tasarladığım yüksek mahkeme cübbeleri oradaki uluslararası hukuk müzesinde sergileniyor benim ismimle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Şimdi çok önemli bir noktaya yeni bir şey daha tasarlıyorum. Hı hı. Herhalde o da duyurulacak diye tahmin ediyorum. Yani, ne güzel. Hem isminizi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni farklı platformlarda, farklı ülkelerde, evet, temsil ediyorsunuz. Kırılamayan bazı, evet, durumları ülkemiz adına, evet, siz aslında aşıyorsunuz, evet, sanatınızla birlikte. Evet. İşte Irak Erbil'lere kadar gittim ya. Oralarda, hı-hı, da bütün Arap televizyonlarında Kıbrıslı Türk olarak konuştuk. Bakalım, umarım güneyde de hani güzel bir proje çıkarırım. Yani ben bu adalıyım. Hı hı. Ve peki yakın planda ne gibi projeler var? Yakın planda Azerbaycan. Bir tane Azerbaycan var. Hı hı. Oradan görüşmek istedikleri başka konular var. Bir kıta var. Oraya bir turneye gidiyorum kısmetse. İlginç bir adadan bana bir teklif geldi. Fahri temsilcileri aradı. Oraya gitmem için. Hı hı. İngiltere var. Oradan aradılar görüşmemiz için. Türkiye'de zaten olacaktır. Orta Doğu var galiba. Onların haberi geldi. Bunların bir kısmı bu oyundur. Bir kısmı bir projedir, şovdur. Evet. Bir kısmı onların ülkesiyle ilgili bir proje hazırlamamı istiyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Yani şu an için aslında ülkemizde 21'inde ortaya koyduğunuz, yazdığınız tek kişilik oyun Parçalayanım Parçalayanım Parçalarım hem yurt dışında sahnelenecek ama şu an için ülkemizde çok devam yakın edecek bir zamanda. Var var var. Var öyle mı? Bir görüşme var. Yani çok, hı-hı, da heyecanlıyım. Umarım olur. Yeni bir şey de var. Yeni oyun olacak. Yeniden oynanacak diye. Oyun oynanacak ama yeni tamamen sıfırdan bir şey yakın zamanda var mı? Yoksa yurt dışına ağırlık vereceksiniz anladığım kadarıyla. Ağırlık, evet. Yani şu an burada keşke bir mucize yapsalar da yakın tarihli kafamdaki bir proje vardır. Onu yapsak ama biliyorsunuz ekonomi de var. Ben bu projeyi parçalayanın parçalarım sadece aile bütçemizi yaptım. Evet, hiç kimseden, evet, bir kuruş destek talepte de bulunmadım. Bu benim ülkeme dünya barışı, dünya çocukları adına ülkemden çıkan bir hikayeyi, evet, anlatma değerliydi. Bundan sonrasında, evet, destekçileri beklerim. Peki Abdullah Öztoprak'ın rengi ne? Onu da sormak istiyorum. Harika ya. Çok güzel sorular sorarsanız. Bazen siyah. Süremiz de kısalıyor. Hangi birini soracağım? Biz bazen siyah, bazen hafif içinde turuncusu olan alevi bir kırmızı. Yani, evet, alev alev arada yanan bir kırmızı. Arada bir parlıyor, patlıyor Abdullah Öztoprak ama o kapanıyor. Karanlık kısmı da yine o siyahı vurguladınız. Gerçi bugün ikimiz de lacivert dedik. Onu da, evet, gözümden kaçmadı. Demek ki frekanslar lacivertte mi buluştu? Bazen de insan ruhuna göre o gün giyeceği renk sanırım şekilleniyor değil mi? Yine ruh önemli. Önemli. Sizin de dediğiniz kesinlikle gibi. Kesinlikle yansıtıyor. O gün içiniz çok ferahtır, çok renkli giyinmişsiniz. Bazen dediğiniz gibi karanlık yönlerimiz ortaya çıkıyor. Yani ve karanlık derken şey değildir yani. Hayır, kötü yönler hüzünlü değildir. De olabilir. Hüzün veyahut yani böyle şimdi düşünseniz de beni mesela. Olabilir. Düşünseniz de ki ben gerçekten çabalayarak aşan bir adamım. Hı hı. Ama yaptığım heykellerle gördüm. Hikayenin içine girdikçe gördüm. Şarkılarda gördüm. Evet. Kolay mı o yaşadığımız süreç? Yani oyunu izlerseniz siz de göreceksiniz. O sizi bir noktada sıkıştırıyor. Ha ben şimdi bunun da adını koydum ya. Şimdi denizimde hızla yüzüyorum. Yani kurtulacağım ben senden falan diye. Evet. Yepyeni bir şey açılacağım. Aynen. Abdullah Öztoprak'ın yolculuğu eminim ki aynı şekilde başarılarla ve daha
daha da üzerine koyarak devam edecek ama bizim buradaki kum saatimizdeki yolculuğumuz burada maalesef ki noktaya koymak durumundayız. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum, yani sormak istiyorum daha doğrusu. Dünyaya açılan pencerenizden, sizin pencerenizden ve sizin sahnenizden ne gibi mesajlar vereceksiniz buradan? Sevgiyi hiç bırakmayalım. Sevgiyle tutunmayı bırakmayalım ve her koşulda da üretmeye devam edelim. Üretmek büyük bir erdemdir. Üretmek büyük bir mutluluktur. Tüketmek çok kolaydır. Tüketmek körlüktür. Evet. Tüketip gerinizi göremiyorsunuz ve artık oltaya takılmış gidiyorsunuz. Israrla üreteceksiniz ve ısrarla da birbirinizi severek birbirinizin ürettiğinden takas yaparcasına tüketeceksiniz. Ve kısır çemberinize ve barışık olacaksınız. Fakir bir ülkeyiz, küçük bir ülkeyiz ama mutlu bir ülkeyiz. Mutlu olmayı becerebilen toplumlar her zaman başarılı olur. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Yaptığınız çalışmalar, hayatınız hepsi çocukluktan itibaren çok dolu dolu. Ancak bizler burada bir nokta koymak zorundayız. Ruhunuzu sevin diyelim. Ruhunuzu sevin ki mutlu olun. Bizler bu gece Abdullah Öztoprak'la konuştuk, muhabbet ettik. Ve işte hayatın burada da sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.